Aşıkan ey aşıkan, aşk mezhebi dindir bana. Gördü gözüm dost yüzünü, yaz kamu düğündür bana. Yani buraya girsek bir program gitmez. Ya. Ey aşıklar, ey aşıklar, aşk mezhebi dindir bana. Mezhep ne demek? Yorum demek. Aşk bende öyle bir yorum meydana getiriyor ki o benim dinim oluyor. Şimdi buradan Mevlana'ya gidelim. Çok tehlikeli gibi görünen sözleri var. Çeşme ger inas tu ebru in o zülfü in el firakı izhut takva el vedai aklu din eğer kaş göz dedikleri bu ise yüz dedikleri cemal dedikleri bu ise ey dindarlık al asmarladık ey takva elveda vazgeçtim diyor Neyi ben, ben bulduğumu buldum diyor şimdi düşünün İnsan nasıl bir güzellik karşısında bunu söyleyebilir? İşte biz bu noktaya kadar eser, işin edebiyatını yapanlarız. Tattıklarını tatmadık. Tatmadığımız için geride kalan bizler ancak tahmini yorumlar yapıyoruz. Yani 80'lik iki gözü de olmayan bir ihtiyarda ne vardı ki bu bu hale geldi? En büyük edebi şairimiz ortaya çıktı. 20 sene 40 sene diyenler var. Beleş bedava odunculuk yaptı kendini feda böyle bir sadakat iki gözü de olmayan 80'lik bir yaşlıya niye gösterirsin? Çünkü bizim görmediğimiz bir ücret alıyordu. Bizim görmediğimiz bir lezzet, bir mutluluk akıyordu Yunus Emre'ye taptuktan. Biz onu göremiyoruz. Göremediğimiz için ya kimileri diyor militandır, proleter filan diyoruz. Ya da başka şeye herhalde aklı, aklı yoktu demek bu adam. Niye gidip beleş bedava odunculuk yapsın? Öyle diyoruz. Aşk mezhebi dindir bana dediği Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmada, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini edinmede İslam dininin tek yol olduğudur aslında. Bunu söylüyor Yunus Emre. İkinci mısraya geçelim. Çok çok önemli. Aslında bütün divan edebiyatının temeli ikinci mısra. Gördü gözüm dost yüzünü, yaz kamu düğündür bana. Yaz kamu düğündür bana. Ağlamaksızlamak benim düğünüm. İşte fuzuliye, şeye açılan yollar işte bunlar ıstırapta neşveyi bulmak, çilede gerçek mutluluğu bulmak, bütün divan şiirinde, mesela Yunus ne diyor? Az önce okudum sanıyorum. Bir derdim var, bin dermana vermezem. Derman ne ki? Bu dert bende kalsın. Yaz kamu, düğündür bana. Yine Yunus Emre söylesin. Ne şirin dert bu, dermandan içer o. Bu ne kadar tatlı bir dert. Derman ne ki bunun yanında? Nedir o dert? Seni sevmek. Rabbim senin hasretin içinde olmak, bu hali benden alma. Varsın, derman olmasın, yeter ki ben senin için kavrulup kül olmaya devam edeyim diyor ki, büyük İslam alimlerine göre bu bile eksik bir makamdır. Bir şey istemek yoktur, oradan geçip gitmek gerekir ama orası çok tatlıdır, Yunus orada kalmıştır. Hep söylerim onu, bir mana büyüğü tamamen kerameten bilmiyordu. Zahiri alemde sebepler alemde bilmemesi gerekiyordu. Benim Yunus Emre'yi çok sevdiğimi okuyup ağladığımı kimsenin haberi yok bundan. Bir gün sebepsiz vesilesiz dedi ki o senin Yunus'un var ya o aşkta kaldı. Oğlum ne varsa taptıktadır. Bak çıt çıkıyor mu ondan? Bana öyle demişti. O aşkta kaldı. Onun için bu kadar konuşuyor demişti bana. Evet. Yunus'un bu sözü ikinci Mısra bilhassa bütün Doğu edebiyatının temeli olan ıstırabın özetidir. Yaz kamu düğündür bana. Istırabı gaye edinmek, bal edinmek ve onunla var olabilmek. Eyvallah. Devam edin lütfen edin hocam. Devam edelim. <laughs> Çok güzel gidiyoruz. <laughs> evet. Allah-u Teala sesleniyor 4. Beyt'te. Senden sana varır yolum senden seni söyler dilim. Allah sana ermez elim, bu hikmete kaldım tana. Rabbim, senden sana varır yolum ne demek? İsteten kim? Hidayeti veren kim? O sevgiyi Yunus'un yönüne indiren, Yunus'u söyleten kim? Senden sana, ilk baştan Allah yapıyor bunu. Senden sana varır yolum. Senden seni söyler dilim. Yunus'un Allahu Teala Allah'ı övmek için söylediği ilahileri söyleten kim? Üstadım vardır benim bana söz kanden diyordu ya Yunus Emre. Bu Mısra'da e, Hayali Bey'in diyor ya atarlar tiri maksudu nedendir yayı bilmezler. Maksud okunu atarlar ama o yay nedir? Asıl atan kimdir? Onu görmezler. Allah sana erme. Böyleyken seni bu kadar överim, bu kadar seni severim. Sana ermez elim. Şimdi Mutlak hakikat şudur. Cenabı Allah'a sonsuz derecede yaklaşmak vardır ama varmak yoktur. Hmm. Çünkü kul kulsunuz. Ve en büyük kul kulluğun sonu son peygamberdir. Ve Allah'a yaklaşmanın en ileri noktası Miraç hadisesidir. Bir kul ancak bu kadar yaklaşabilir. Kaaba kavsayni ev adna. Yayın iki ucunun birbirine yaklaştıkları kadar Allah ve Resulü yakınlaştılar. Ayet-i kerime o gitti. Başka kimse zaten oralara çıkamaz. Onun miracının gölgesi altında bir kemalat yolculuğudur tasavvuf. Tasavvufun bir tanımı da budur. O miracın gölgesi altında kulun kendi manevi yükselişidir. Şimdi ne diyor? Allah sana ermez elim. O kadar münezzehtir ki ancak onun müsaade ettiği kadar biz ona yaklaşabiliriz. Ama varmak yoktur. Olmayınca da ne diyor? Allah sana var ermez elim bu hikmete kaldım tana tana acayip kaldım hayret ettim bu kadar çok kendini bana sevdirdin bana şah yakınsın ama benim elim sana ulaşmıyor çünkü sen münezzehsin bu ne müthiş bir tezat ben bu hikmete karşı hayretler içindeyim diyor nitekim çok meşhur bir manzumesinde ne diyordu aktaştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın aktın yine kanlı yaşım yollarımı bağlar mısın nidem elim ermez yare bulunmaz derdime çare oldum ilimden avare beni bunda eyler misin bu musam nidem elim ermez yare ne demektir bu bildiğimiz dünya hayatındaki hicran ve ayrılık mıdır yoksa kulun Allah'a doymaması mıdır Mevlana Celaleddin Rumi bir rubayisinde diyor ki Rabbim Rabbim bu gönül sana aşıktır bu, kol, bu kalp sevginle doludur ama bir kalp seni sevmeye yetmiyor. Ay, Allah. Keşke bende binlerce kalp halk etseydin de her biriyle ayrı ayrı sana aşık olsaydım. Bu Mevlana'nın bir rubayisinden. Fuzuli ne diyor? Ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Bin can olaydı ki aşkı meni kestede Ta olaydım her biriyle bin kez feda sana. Aynı şey işte. Teala'yı sevmek o aşk içinde kavrulmak ama ulaşamamak. Çünkü kulsun. Kulsun. Allah o kadarına müsaade ediyor. Evet, son <laughs> beyte geçelim. Atlıyorum çünkü bunlara evet, yet yetmez evet. yani konuşmak. Yunus seni din edindi. Din nedir? İman edindi. Aşka bugün yarın ne olur? İşi nedir önden sonra? Yunus seni din edindi ne demek? İlahi ente maksud ve rızayke matlub demek. Allah'ım sen maksudumsun ve rızan istediğimdir. Din bu. Zaten bütün İslam dini bunu anlatmıyor mu bize? Bütün peygamberler bunun için gelmedi mi? Ondan başka ilah yok. Öyleyse sadece onun hoşnutluğunu kazanmak insan olmanın ufku olmalı. Bunu bize öğrettiler. Yunus seni din edindi. Din nedir? İman edindi. O kadar sindirdi içine. Aşka bugün yarın ne olur? İşi nedir önden sonra aşk aşkın olduğu yerde nice filozofların büyük kafaların üstesinden gelemedikle gelemediği zaman kavramı bile aşkın olduğu yerde pes ediyor aşkın olduğu yerde zaman diye bir şey yok İbni vakt olmak diye bir kavram vardır nedir bu zamanın üstüne çıkmak zamanın dışına çıkmak, zaman elinde bir oyuncak, ezel, ebed kavramları artık başlangıç ve sonuç. Başlangıçtan zamanın her şeyin yaratılmasından öncesi ezel. Kıyametten sonrası ise ebed. Bu kadar, kafamız bu kadarını ancak idrak edebiliyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın azametiyle halk ettiği, önümüze serdiği muhteşem bir bilmece. Ancak bu bilmece aşkla hallolur, aşkla çözülür. Aşkın olduğu yerde ezel ebed diye bir şey de yok. Dolayısıyla aşık olan kişi için dün, bugün, yarın ne demektir? Hayali Bey ne diyordu? Duze azabın anma ey zahit. Ki bunlar İbni Vakt olduğu gamı ferdayı bilmezler. Ey zahit, gel tasavvuf erbabına, sufilere, cehennem azabından bahsetmeye kalkışma. Çünkü bunlar zamanın dışına çıktılar, yarını dahi bilmezler. Daha değil ki kıyametten sonraki cezalandırılma gününü. Yarının bile farkında değiller. Bunlar o anın içinde, o tecelli içinde öyle eridiler, bittiler, tükendiler ki bugün, yarın, dün, va şimdi, sonra gibi kavramlar fani insanlara mahsustur. Bunlar bunun da üzerine çıktılar diyor. Aynı şey Yunus Emre böyle dile getirmektedir.